Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Ali İmran Suresi 92. ve 100. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Burada muhtelif meseleler göreceğiz. Önce mealini arz ediyorum. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Len tenalul birra hatta tunfigu mimma tuhibbun." Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, vermedikçe iyiliğe, birre ulaşamazsınız. Ve mâ tunfigû min şeyin, neyi infak eder, neyi verirseniz fe innallâhe bihi alim, şüphesiz Allah onu bilir. Verdiğiniz taraf ilahiden bilinir. Küllü ta'am kâne hillel li beni İsrail'e, bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. İlla ma harrama İsrailu, ancak İsrail'in, Hazreti Yakub'un kendine, ala nefsihi, kendine haram kıldığı müstesna, min gabli en tunezzere Tevra, Tevrat indirilmezden önce kendine haram kıldığı şeyler müstesna. Bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. Gul fe'tu bit Tevrati, de ki hadi Tevrat'ı getirin. Fetluha ve okuyun, in kuntum sadıkın, eğer sadık iseniz okuyun. Tevrat'ı okuduğunuzda bunun böyle olduğunu göreceksiniz. Femen iftara alallahi'l kezibe, kim Allah'a yalan yere iftira ederse, min ba'de zalike, bundan sonra, yani Allah'ın demediğini kitapta varmış gibi gösterecek olursa, fa ulaike humuz zalimun, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Gul sadakallah, de ki Allah doğru söyledi. Fettebi'u millete İbrahim'e hanife, İbrahim'in milletine tabi olun. Hanif olarak İbrahim'in milletine tabi olun. Ve mâ kâne minel müşrikin, ve İbrahim müşriklerden değildi. İnne evvele beytin, İlk beyt, ilk Kabe, vudiya linnâsi, insanlar için vaz edilen, lellezî bi Bekke'te, Mekke'deki kurulmuş olan Kabe'dir. Mübareken ve huden, ve mübarek olarak veya bir hidayet edici olarak kurulmuştur, lil alemin, alemlere. Fihi âyâtun beyyinât, ve o beytte, Beytullah'ta apaçık ayetler vardır. Makamı İbrahim ve İbrahim'in makamı vardır. Ve men dahalehu kâne âmine, kim o beyte girse emniyet içinde olur. Ve lillâhi alennâs, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Hüccül beyti, beyti hac etmeleri, men istetâ ileyhi sebîle, ona bir yol bulan için beyti hac etmek Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. وَمَنْ كَفَرَ, kim de inkar ederse, فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَمِينَ, şüphesiz Allah alemlerden ganidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ, de ki ey kitap ehli, لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ, niye Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? وَاللّٰهُ شَهِدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ, Allah sizin yaptıklarınıza şahittir, yaptıklarınızı görür. Gul ya ehlel kitabe, de ki ey ehli kitap, lime tasuddun an sebilillah men amene, iman edenleri niye Allah'ın yolundan çeviriyorsunuz? Tebhuneha ivece, bir eğrilik aramak suretiyle. Ve entüm şühede, halbuki siz de görüyorsunuz, göre göre, bile bile niye böyle yapıyorsunuz? Bemallahu bi gafilin amma ta'malun, Allah yaptıklarınızdan asla gafil değildir. Ya eyyuhellezine amenu, ey iman edenler, in tuti'u ferigan minellezine utul kitab, kendilerine kitap verilenlerden, ehli kitaptan eğer bir fırkaya uyacak olursanız, yeruddukum, onlar sizi çevirirler, ba'de imanikum, imanınızdan sonra kafirin, İmanınızdan sonra onlar sizi kafirler haline çevirirler. Malum Ali İmran suresi genelde ehli kitap, Hristiyanlar
bunlarla alakalı hükümlerle dolu ve aynı zamanda surenin belli bir kısmından sonra Uhud Savaşı ile alakalı ayetler yer almakta. Bugün okumuş olduğumuz kısım ehli kitapla alakalı bir takım hükümleri ihtiva ediyor. Ve tabi ehli kitapla ilgili derken ehli mektebi de unutmamak lazım. Okumuş yazmış olanlara yönelik birer hitap tarzında da anlayabiliriz. Öte yandan genel meseleler de var. Mesela ayette deniliyor. Len tenalul birra. Asla iyiliğe ulaşamazsınız. Hatta tunfigu mimma tuhibbun. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe. Malum insanlar yaratılıştan cimridir. Ve cömertlik sonradan kazanılan bir özelliktir. Bir insan dinden gelen emirlerle, tavsiyelerle çok cömert biri haline gelebilir. Cimrilik kötü bir ahlaktır, kötü bir özelliktir. Cömertlik ise iyi bir özellik. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların en cömertiydi. Kamil insanlar yine cömert olan kimselerdir. İşte bir insanın cömert olması lazım. Kendisine verilenlerden Allah yolunda başkalarını faydalandırması gerekir. Ve işte Rabbena hebbena tarzında böyle egoistlik, bencillik İslam noktayı nazarından uygun değildir. Bir Müslüman kendine verilen nimetleri başkalarıyla paylaşmasını bilmesi gerekir. İşte sevdiğiniz şeylerden iyilik yapmadıkça, infak etmedikçe asla birre ulaşamazsınız. Bir iyilik anlamında ve o iyiliği yapan kimseler ebrar namını alıyorlar. Kur'an-ı Kerim innel ebrar lefî naim. O iyiler naim cennetlerindedirler. Ve innel füccar, facir olanlar ise lefî cahim. Onlar da cehennem ateşindedirler buyuruyor. Demek ki dünyada mutluluğun, ahirette cenneti kazanmanın yolu iyilik yapmaktan ve Allah yolunda vermekten geçiyor. Bu dinin bize bildirdiği önemli esaslardan birisi. Bir de genel anlamda değerlendirecek olursak, sevdiğiniz şeylerden vermedikçe, mesela iyiliğe zaman ayırmak, iyilik için zaman ayırmak, diyelim kitap okumak güzel bir özelliktir ama insanın nefsi uyumayı tercih edebilir veya bir takım böyle boş lakırtılarla vakit geçirmeyi tercih edebilir. Bunlardan fedakarlık yapmadıkça iyiliğe ulaşamazsınız. Ve hayatta başarılı olmanın yolu sevdiğimiz şeylerden de fedakarlık yapabilmek. Uykudan, rahattan, bu gibi şeylerden fedakarlık yapabilmek. Bunu yapmadıktan sonra asla ebrardan olamazsınız. Böyle bir anlamda düşünülebilir. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ. Ve siz neyi infak ederseniz, sizde olanlardan neyi verirseniz, فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ alim, şüphesiz Allah onu bilendir. Ve Allah-u Teala her şeyi biliyor ve yaptığımız o infak, iyilik bunlar da asla zayi olmuyor. Taraf ilahiden bunlar da biliniyor. كُلُّ الطَّعَامْ كَانَ حِلَّنْ لِبَنِي اِسْرَائِيلَ. Bütün yiyecekler İsrail oğullarına helal idi. İlla ma harrama İsrailu ala nefsihi, ancak İsrail Hazreti Yakub'un bir ünvanı olarak tefsirlerde açıklanıyor. Yakub'un kendi nefsine haram kıldığı müstesna. En sevdiğim şeyi yemeyeceğim tarzında bazı rivayetlere göre böyle bir ifadesi olmuş ve en sevdiği deve etinden ve onun sütünden mahrum kalmış. Bu anlamda nezri varmış. Nezrini yerine getirme noktasında onu kendine haram kılmış oluyor. Bunun dışında bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. Min gabli en tunezzelet tevra, Tevrat indirilmezden önce. Malum Tevrat'ta helal, haram bunlar belirtilmiş. Ve artık orada şu helaldir, bu haramdır bunlar belli. Ama ortada bir kitap yokken İsrail'in yani Yakub'un kendine haram kıldığı şey dışında bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. Gul fe'tu bit tevrati, de ki Tevrat'ı getirin, fetluhe ve okuyun, in kuntum sadıkın. Yani böyle bir hüküm yoktur diyorsanız Tevrat'ı getirin, okuyun. Tabi günümüzde
Acaba Tevrat'ta doğrudan bu şekilde var mı? Bu bir araştırma konusu olarak düşünülebilir. Faraza yoksa zaten Müslümanlar olarak şunu da biliyoruz ki Tevrat'ın ve İncil'in aslı zamanla değişmiş. Böyle olunca mevcut Tevratlarda bulunmayabilir. Femen iftera alallahil kezibe min ba'de zalike, kim bundan sonra yalan yere Allah'a iftira edecek olursa, Allah'ın demediğini demiş gibi gösterecek olursa, fe ulaike humuz zalimun, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Gul sadakallah, de ki Allah doğru söyledi. Malum Kur'an-ı Kerim'i okumanın sonunda sadakallahul azim diyoruz. Yani azamet sahibi olan Allah doğru söylemiştir. Bu demek ki sadakallah tarzında ayette de bu şekilde geçiyor. De ki Allah doğru söyledi. Fettebi'u millete İbrahim'e hanife. Hanif olarak İbrahim'in milletine tabi olun. Burada millet din anlamında kullanılıyor. Şu andaki bizim Türkçe'de millet denildiğinde daha çok ırk hatıra gelir. Türk milleti, Arap milleti, İngiliz milleti gibi bu tarzda kullanılan bir ifade. Aslında millet Arapça bir kelimedir. Kur'an'da doğrudan geçen bir tabir. Ancak Kur'an-ı Kerim'deki millet ifadesi bu din anlamında. Millet İbrahim demek, İbrahim'in dini demek. Dolayısıyla millet ifadesini bu yönüyle nazara almak lazım. Yani bizler ırk itibariyle İbrahim'in ırkından değiliz. Ama din itibariyle İbrahim'in dinindeniz. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, o müşriklerden değildi. Tek Allah'a ibadet etmiş ve muvahhidlerin en önde gelen şahıslarından, timsallerinden birisiydi. Bu açıdan Hazreti İbrahim'le bizim aramızda bir bağ var. İman bağı var. Ve çocuklarımıza İbrahim adını veriyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti İbrahim'in neslinden geldiğini söylüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben atam İbrahim'in duasıyım diyor. Malum Hazreti İbrahim Mekke'ye gelip Allah'ın emriyle Kabe'yi inşa ettiğinde orada dua ediyor. Ya Rabbi diyor, buradaki gelen kimselerin içinden bir peygamber gönder. Senin dinini onlara anlatsın. Ve o duanın bir neticesi, aradan asırlar geçtikten sonra Allah-u Teala Arap kavmi içinden bütün insanlığa bir peygamber gönderiyor. Dolayısıyla her bir Müslümanın Hazreti İbrahim'le bir sıla-i rahmi vardır, bir yakınlığı vardır. Ve her bir Müslüman Hazreti İbrahim'i hürmetle yad eder. Ve İbrahim ismi gerçekten toplumumuzda yaygın isimlerden bir tanesidir. Fettebi'u millete İbrahim'e hanife, hanif olarak, yani başka şeylerden yüz çevirip doğrudan doğruya Allah'a yönelerek İbrahim'in milletine tabi ol. Ve mâ kâne minel müşrikin, o müşriklerden değildim. Ve inne evvele beytin vudu'a linnâs, insanlar için vaaz edilen ilk beyt, ilk beytullah, Allah'ın mabedi, lellezî bi Bekke'te, Mekke'de olan Kabe'dir. Mübareken, mübarek olarak, ve hudellil alemin, ve alemlere bir hidayet olarak Mekke'de Hazreti İbrahim tarafından vaaz edilmiştir ve yapılmıştır. Malum Kabe'ye Beytullah diyoruz, Allah'ın evi. Bu mecazi bir ifade. Yani Allah-u Teala haşa orada değil. Allah-u Teala bütün alemin yaratıcısı, bütün mekanların yaratıcısı, mekandan münezzeh. Ama bir sembol lazım. İnsanların Allah'a yönelmesini, tek bir kıbleye yönelmesini sağlayacak bir sembol. Ve bu da Kabe'de gerçekleşmiş. Ve ilk mabet olarak, insanlar için ilk mabet şeklinde Kabe'de, yani Mekke'deki Kabe bu görevi yerine getiriyor. Ve mübarektir. İşte günümüzde de o mübarekiyeti görüyoruz. Oraya giden insanlar gerçekten bu mübarekliği hissediyorlar. Ve hudellil alemin, alemlere bir hidayet, alemlere yol gösteriyor. Namazlarımızda oraya müteveccüh oluyoruz. Fihi ayatun beyinat, ve orada apaçık ayetler var.
Yani Allah'ın beyti olması, orada bir mübarekiyetin olması, orada insanların gönül huzuru bulmaları ve maneviyata kendilerini daha böyle vermeleri, gerçekten uhrevi bir insan şeklinde orada bulunmaları, bunlar apaçık bir takım deliller. Makamı İbrahim ve İbrahim'in makamı var. Ve men dakhalahu kana amine, oraya giren emniyettedir. Hatta İslam öncesi bile orası bu yönüyle de biliniyor. Kabe'ye bir kimse sığındığında o insana saldırılmıyor. Ancak oradan çıktığında o şekilde mücadele olabiliyor. İslam öncesinde de böyle. Bu şekilde oraya giren emniyette. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَتَى اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Bir yol bulan kimse için Kabe'yi hac etmek Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهُ غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ama kim de inkar edecek olursa Allah alemlerden ganidir. Yani Allah'ın kimsenin ibadetine, haccına ihtiyacı yoktur. Doğrudan doğruya hac eden Allah'ın emri olarak bunu yapacak, kendisi istifade edecektir. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ. De ki ey kitap ehli, لِمَ تَكْفُرُونَ بِاَيَاتِ اللّٰهِ. Niye Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? وَاللّٰهُ شَهِدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. Allah sizin yaptıklarınıza şahittir. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ. De ki ey kitap ehli, لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Niye Allah'ın yolundan çeviriyorsunuz? مَنْ اَمَنَا. İman edenleri. تَبْغُونَهَا عِوَجَ. Ve Allah'ın dininde bir eğrilik arayarak o şekilde onları yoldan çıkarmaya çalışıyorsunuz. وَاَنْتُمْ شُهَدَا. Halbuki siz de şahitsiniz, görüyorsunuz ve biliyorsunuz. Bile bile niye böyle yapıyorsunuz? وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا. Ey iman edenler! اِنْ تُطِعُوا فَر۪يقًا مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ. Kendilerine kitap verilenlerden bir fırkaya, bozguncu bir kısım insanlara eğer uyacak olursanız, يَرُدُّكُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ كَافِرٍ. Onlar imanınızdan sonra sizi küfre döndürürler, yoldan çıkarırlar. Cenab-ı Hak hepimize İslam üzere tam bir sebat, tam bir metanet nasip eylesin ve hak yoldan, doğru yoldan bizleri ayırmasın. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.